Gıda harın aslında engelli kelimesi bizim için diyoruz asıl insanın zihin olarak yani niyet olarak engelli olmaması gerekiyor. Yoksa normal madde olarak engelli aslında çok kıymeti yok. İnsanın kalbi engelli olmaması gerekir. Fikri engelli olmaması gerekir. Belki asıl oradan işe bakmak lazım. Yoksa dediğiniz gibi yani her insan bir engelli adayıdır. O yönüyle bakılsa işin madde kısmıyla değil. Zaten bizim ülkemizde veya genel olarak aslında insanlık tarihinde her şey madde üzerinden değerlendiriliyor. Madde üzerinden değerlendire insanlar madde bağımlısı oldu. Oysa ki bu maddeye bir mana verilmesi gerekiyor. Yani her şeye bir mana verilmesi gerekiyor. Yani bu yönüyle de engellilerin belki hiçbir engele takılmayacak şekilde bir hayat standartları oluşturulması gerekiyor. Mesela 16 Mayıs diyelim ki şu an 16 Mayıs'a kadar engelli haftası olarak söyleniyor ama sadece engelliler haftasında böyle engellilere değer veriliyor. Oysa ki bakıyoruz mesela ulaşımda Büyükşehir Belediye Başkan adayı engellilere has mesela dediğim bir otobüs yok. Ondan sonra engellilere has bir ticari taksi yok. Çok basit bir şeyler ama sonuçta o engellinin belki en büyük hayatında yaşadığı sorunlardan biri yalnız kalması. İşte evde canının sıkılması, bir parka gitmek istemesi veya bir spor salonuna gitmek istemesi, sosyal tesislere gitmek istemesi en büyük isteklerindendir. Ancak buna yönelik bir şey yok yani. Bunu sağlayacak vasıtalar sağlanmamış. Bu konuda mesela söylüyorum yani bir ticari taksi engellilere has olmalıdır. Ondan sonra belediye otobüslerinde engellilere has ama belli saatler, belli takvimi belli işte bu saatte buradan geçecek tarzında. Belki o engelliye has taşıma araçları olsa daha rahat bir şekilde toplumla iletişime geçme ve toplumun içerisinde en azından o engellerin ortada kaldırılacak şartlar oluşur. Bununla birlikte mesela engellilere has tesislerin yapılması, engellilere has diyelim ki ortam şartları sağlanması gerekiyor. Diyelim bir lokantaya gittiğinizde ya da bir parka gittiğiniz zaman engelliler has diyoruz odaların bile olması. Sonuçta engellinin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak şartları sağlaması lazım. Buna benzer yani sonuçta aslında belki en önemli şey onlar bize bir emanettir. Ve bu emanete en güzel şekilde sahip çıkmamız gerekiyor. Engelliler emanetten kastettiğimiz yani kendi hak, onlar kendi haklarından bazılarından mahrumdurlar yaşamak olarak. İşte diyelim belki elinde bahsettiğimiz gibi gözünden belki dünyayı bile göremiyor. Ve ayağından belki kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. O zaman o ihtiyaçlarını karşılaması için bizim kendi haklarımızdan feragat edip onlara her türlü destek sunmamız gerekiyor. Ve sadece bu bir hafta içerisinde değil. Hayatımızın her alanında bunu yapmak lazım. Yapılacak her işte bu göz önünde bulundurur. Araç yapılırken, bina yapılırken, dükkan yapılırken, iş yeridir. Falan hepsinde bunlar gözetilmesi lazım.